Şimdi Kemal Meydür. Mamure değil onun ismi. Ponçik hemşire. Günaydın. Mam işlerimizi aldın mı? Yeşilsin. Bu şarkıyı artık sağda solda duyan herkes hikaye olarak bana gönderiyor, paylaşıp etiketleyip yani. O kadar çok bağdaştırmış ki son 2-3 aydır sürekli dinlediğimiz için. Evet, bugün çok keyifli ama zor bir gün olacak. 3 tane ameliyatımız var. İlk ameliyat 10 yaşında çok yakışıklı bir erkek çocuğu. Kulak estetiği yapacağız. Cihandide tekniğiyle kulak onarımı yapacağız. Kepçe kulak onarımı. Sonrasında kapalı teknikle bir rinoplasti, burun estetiğimiz ve onun sonrasında da meme küçültme yapacağız. Hamilelik sonrası gevşeyen, büyüyen, sarkan memeyi eski dik güzel haline geri getireceğiz. Herhalde gece biteriz. Bakalım neler olacak. Evet, hastalarımızın ağırlandığı VIP suite odalar kısmına giriyoruz. Bakalım kimler var. Günaydın. Günaydın. Bizi özlemiş misiniz diye kontrol etmeye geldik. Neredeymiş Furkan? Ne habersiniz? Ne haber? Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Yatıyorsun. Heyecanlı mısın? Vallahi ama. Neyse, heyecanlı dindirici sana böyle bir şeyler verecekler. Böyle pamuk kıvamında olacaksın. Gel bakalım ayağa. Direkt bana bakıyorsun. Furkan'cığım, ameliyathanede biz karşılayacağız seni. Bu arada bir sohbet ederiz güzel. Cesaret sohbeti böyle. Ondan sonra futbol konuşuruz istiyorsan. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Yapma ya. Yapma bunu. Bak, Saner abin de Fenerbahçe, şimdi hoşuna gitti. Ona Galatasaray, evet, bayram Galatasaray kupasında sabah kahve içirdim. 2 saat ameliyat sürecek. Ama ameliyat sonrası orada işte dinlenmesi, ağrısının kesilmesi, değerlenme odası var ya ameliyathanede. Evet. Yukarıya gelmesi 3-3,5 saati bulur. Merak etmeyin. Mahmure'de ameliyat hemşirem benim. 6 yıldır beraber tanıştınız evet, mı? Evet, tanıştık. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bu da yeni yöntem. Furkan mı geldi? Evet. Ha. Ne yaptınız? Dormikum mu yaptınız? Ya dormikum yaptınız mı? Adam hoşaf gibi olmuş dormikum sorusu. Ne haber? Merhaba hocam. Merhaba. Kaçtayız? 7'deyiz. 7'deyiz. Tamam. 7. oda bizimdir. Evet, bugünkü serüvenin 7. odada teşkil edecek. Evet, bu iş ekip işi. Ameliyata tek cerrah girmiyor. Anestezi teknisyeni, ameliyat hemşiresi, ameliyathane personeli dahil aslında böyle 7-8 kişilik kocaman bir ekip var arkada. İyi misin Furkan'cığım? Bak, söz verdiğim gibi geldim. Sana ilaç yaptılar. İlaç biraz böyle seni uykulu hale getirdi değil mi? Cesaretlendirdi mi? Buna cesaret iğnesi diyoruz. Korkuları yeniyorsun. Heyecan da azalıyor. Thank you.
10 yaşında yakışıklı bir erkek hastamız. Daha yakışıklı hale getireceğiz onu. Kulaklarını Cihandire tekniğiyle geri alacağız. Kepçe kulak estetiği yapacağız. Aslında çok önemli dokunuşlar. Plastik cerrah olarak yaptığımız işler hayatlara, insanların hayatlarına çok ciddi dokunuşlar yapıyor. Hayat kalitelerini arttırıyor. Şimdi bu yakışıklı kardeşimizin artık okulda Tİ'ye alınması sona erecek. Daha mutlu, daha güzel bir sosyopsikolojik gelişim yaşayacak. Bence ailesi de çok kıymetli bir karar verdi bu ameliyatı yaptırma için. Ameliyatımızı bitirdik. Azıcık nefes alma zamanı. Evet, az önce 10 yaşındaki yakışıklı kardeşimize kepçe kulak onarımı yaptık, estetiği yaptık. Neyle? Cihandire tekniğiyle. Cihandire tekniğinin farkı neydi? Kıkırdaktan dikiş geçmeden kulağı kendi dokusuyla flap cerrahisini baz alarak geriye yatırıyoruz. Böylece ele gelen dikişlerden kulağın tekrar olduğu gibi nüksetmesinden ve tekrar açılmasından ve üzerine yattığında o insanların genelde yaşadığı bölgesel ağrıdan uzak duruyoruz. Bu tür sorunlardan kaçınıyoruz. Şimdi ise ne yapacağız? Şimdi bir burun esteti yapacağız. Kapalı teknikle septorinoplasti yapacağız. Niye septo diyorum? Çünkü hastamızın aynı zamanda estetik beklentisinin yanında bir daha rahat nefes alma beklentisi var. Bunu yerine getirmek için septumdaki eğriliği, yatıklığı düzelteceğiz ve aynı zamanda yine tabanda olan bir kayması var, nefesini daraltan, sol tarafından nefes almasını imkansız kılan o taban kaymasını da gidereceğiz. Üstüne de güzel tatlı bir estetik dokunuş yapacağız. Bir erkek burnu yapacağız. Takipte kalın. Evet. Catering hizmetimiz başlamıştır. Ameliyat arasında bir doktorun en önemli görevi hemşiresine çay vermek. Gönül ister ki bizi böyle tahmin ediyorum, böyle İskenderler, onlar bunlar yerken hayal ediyorsunuz ama gördüğünüz gibi iki ameliyat arası kuru ekmekle geçiştirip vakalara devam ediyoruz efendim. Gördüğünüz kuru ekmek, teşekkür ediyoruz. Bir de yoğurdumuz var. Zihirdin köy yoğurdu. Evet, burun hastamız çok heyecanlı ama normal. Gerçekten güzel bir değişikliğe imza atacağız. Burnu yüzüne uygun bir şekilde kapalı teknikle daha güzel bir hale getireceğiz, estetik bir hale getireceğiz ama en önemlisi nefesini açacağız. Septumdaki deviasyonunu, yani eğriliğini düzeltip aşağıda yine taban kaymasını düzelttikten sonra çok güzel, rahat nefes alan bir burun haline gelecek. Bence çok güzel bir iş gerçekleştireceğiz. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Biraz rahatlatayım seni. Ne? Önce gözlerini kapatıyorsun, ben minik bir masajla başlayacağım. Herkesi yapmıyoruz ama. Aynen. Çok mu heyecanlandın? Heyecanlı değil de, insan merak ediyor nasıl olacak falan. Aynen. İyi, var mı sormak istediğin bir şey? Konuştuk her şeyi gerçi ama sor. Şey, şu yani tekrar ne yapacağımızı üstünden geçeceğiz. Tekrar ne yapacağız? Kapalı burun yapacağız. Yani. İçeriden kestirimizi yapacağız. Aynen. Nefesini açacağız. Ondan sonra da ne yapacağız? Konuştuğumuz gibi şuradaki kemerini alacağız. Hı hı. Buradaki kemerini aldıktan sonra şu tabanın çok kalın, burun tabanı. Orayı biraz incelteceğiz. Burun ucun, yani çok şu mesafeye 1-2 milim oynarım.
Ondan sonra da çok minik kaldır bir miktar kaldıracağız. O kadar. Güzel bir erkek burnu. Lokal. Lokal yapıyorum. Şuraya falan mı sanki? Bu duyduğunuz ses dıt 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 ne? Radyo frekansının sesi. Hastamızın nefes almasını engelleyen burun etleri var. Konka dediğimiz. O konkaları radyo frekans enerjisiyle yakıp büzüşmesini, ufalmasını sağlıyoruz. Ki yaptığımız septum ameliyatına çok ciddi bir katkı sağlıyor. Bu sayede düzelttiğimiz septumun, orta hattın her iki yanında rahatça artık nefes almayı başaracak hastamız. Rinoplasti ameliyatımızı bitirdik. Rahat nefes alacağız ve güzel bir erkek burnuna sahip olacağız. İki amacımıza da ulaştık. Şu an bandajlamamızı yapacağız. Bu bandajlama minik bir atel var. Sanki el bileğiniz kırılmış da üzerine kemikleri birbirine tutturmak için koyduğumuz alçı gibi düşünün. Minik bir burun ateli koyacağız ki bir hafta kalacak. Ödemimiz, şişimiz yine kadar kemiğe ve verdiğimiz şekle destek olsun diye. Evet, gerçekten kadın hayatını değiştiren bir ameliyat. Boyun ağrısı, omuz ağrısı, o yük, özellikle meme altındaki pişikler ve sütyen asklarının yaptığı bası izlerinden, kızarıklıklardan kurtulacak hastamız. Bir kadın hayatını çok olumlu yöne değiştirecek, çok kritik bir ameliyat. Bakalım neler olacak? Burada ne yapıyoruz? Bir vertikal teknikle, az izli teknikle meme küçültme yapıyoruz. 394 gram yani işte 400 gram gibi bir şey çıkartmışız. Hastamızın sağ memesi az daha büyüktü sola göre. Demek ki öbür taraftan da bir 350 çıkartacağımızı düşünürsek ikisinden totalde bir 750 gram çıkartmış olacağız. Hastamızın kilosundan 1 kiloya yakın gitmiş olacak, artı güzel dik bir memeye sahip olacak, hem de az izli vertikal teknikle. Herkesin eline sağlık. Evet. Her iki tarafta büyük memeye sahip bir hastamızın meme küçültmesini yaptık. Teknik olarak az izli vertikal teknik, bir diğer de işte lollipop tekniği dediğimiz teknik de bir aslında yumuşak doku şekillendirme ameliyatı, meme küçültme ameliyatı. Dolayısıyla ameliyat sonrası çok ağrılı, sızılı değil. Yaklaşık işte 3-3,5 saat süren bir ameliyatla işlemi tamamladık. Birazdan hastamızı uyandıracağız. Onun sonrasında odasını alacağız. Bir gece istirahat edecek. Yarın da her şey yolunda olursa evine taburcu edeceğiz. Galiba yorulduk. Ben de böyle bir huzur doldu, dinginlik oldu. Artık çay vakti. Evet, bugünkü yorucu günü tamamladık. Meme küçültme ameliyatımızı da bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Hastamızı ziyaret edeceğiz. Akşam saat 9.30 oldu. Hasta ziyaretlerimiz sonrası inşallah
evim, canım evim, güzel evim diyeceğiz ve evimizin yoluna koyulacağız. Evet, çok yorucu ama bir o kadar keyifli bir günü geride bıraktık. Sabah 8'de başlamıştık. Saat gece yarısına 10 dakika var, 23:50. Ama neyse ki sevdiğim bir işi yapmak nasip oldu. Gayet keyif alıyorum. Ve bu sürece de benim 24 saatlik ameliyathanede geçen hayatımın nasıl olduğuna dair size birazcık bir şeyler göstermek istedim. Umarım keyfini çıkarmışsınızdır. Yakında tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.